Şimdi Orta Doğu'daki savaşlar artık belli bir kıvama geldi. Yani Orta Doğu'yu tuzla buz ettiler. Ve Orta Doğu'da yırtılacak şu anda tek bir devlet kaldı. O da Suudi Arabistan. Yani Türkiye'yi saymazsak. Ancak Suudi Arabistan ve Türkiye şu anda onlar için İran senaryosu lazım. Bu İran senaryosu, biliyorsunuz ben NATO'da çalıştığım için de biliyorum. Evet, evet. Efendim bu İran'la ilgili senaryo zaten 20 yıldır yazılıyor. 20 yıldır da Amerikan ordusu ve Batı silahlı kuvvetleri bu İran senaryosuna hazırlanıyor. Bu İran senaryosu hep belli teknolojinin geliştirilmesi, Amerikan içindeki iş dengeler. Mesela Obama efendim bu savaşı göze alamadı. 2020'ye bırakıldı. Trump şimdi düğmeye bastı. Fakat bir geri adım attılar. Dediler ki erken çünkü İran'ı istedikleri gibi provoke edemediler. Evet. Yani bu savaşın başlaması oraya için indiremediler. Evet. Evet. Ama bu bir timing meselesi. Yani bu savaş olacak ve planlanan da 2021. Ertelendi sadece. Yani planlamalı. Sadece zamanı efendim evet. Ötelendi. Şimdi önümüzde bir kere bir İran savaşı var. Bu İran savaşında da yapılan planlar gereği efendim bakın İran ve Orta Asya. Aslında Orta Asya dediğimiz yer neresidir? 1928'e kadar Türkistan dediğimiz yerdir. Ruslar buradan Türk ismini silmek için bunun adını ne yapmışlardır? Orta Asya koymuşlardır. Şimdi geldiğimiz bu coğrafyada iki önemli aktör var. Kuzey Afrika'dan başlıyoruz. Ta Doğu Türkistan'a kadar olan bu bölge ki bunlar ne diyorlar? Büyük Orta Doğu diyorlar. Evet. Bu denilen yerde iki tane önemli aktör var. Birisi İslam dünyası, öbürü de Türk dünyası. Şu anda bunlar Orta Doğu'da kendilerine göre İslam'a bir ne yaptılar? Şekil verdiler. Nötr hale getirdiler. Evet. Bu nötr hale getirmenin amacı bu batıdaki efendim Çin'le olan savaş öncesi buraların düzenlenmesiydi. Şimdi Orta Doğu'daki bütün güç merkezleri törpülendiğine göre sırada ne var? İran var.